Ve arkadaşlar Basel'e geldik. Şu anda bagajımızı bekliyoruz. Şu ana kadar gördüğüm en hızlı çıkış oldu diyebilirim size. Yani aşıya rağmen sadece aşı kartlarımızı görmek istediler. Gösterdik. Ondan sonra geçişimizi yaptık. Burayı niye seçtik? Basel Havaalanı Avrupa'nın tam ortasında havaalanlarından bir tanesi. Ve 3 tane çıkışı var arkadaşlar. Almanya, Fransa ve İsviçre'ye aynı havaalanından çıkabiliyorsunuz. O yüzden eğer ucuz bilet bulursanız muazzam bir havaalanı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi artık buradan sonra arabamızı kiralayacağız. Orada size bilgileri vermeye devam edeceğiz. Ondan sonra Tübingen'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar beklediğimin aksine Basel Havaalanı gayet küçük ve rahat ulaşılabilen bir havaalanı. İçeride dediğim gibi 3 tane kapı var. Yani mesela araba kiraladığınızda Europcar'ı kiralayacaksanız diyelim, onun hangi ülke sınırındaki kısmını kiralamanız gerektiğini bilmeniz lazım. Yani orada 3 tane ofis var. Mesela biz az önce yanlışlıkla Almanya tarafına gittik ama biz İsviçre tarafından kiralamışız. Ben ona dikkat etmemiştim. Ama yine bulması çok kolay. Sadece diğer kısma geçiyorsunuz. Bir 5 dakika yürüyorsunuz. İsviçre tarafına geçiyorsunuz. Oradaki Europcar'a gelip sonra buradan başvurunuzu yapıp birazdan göstereceğim diğer süreçten sonra da arabanızı alabiliyorsunuz. Bu kısımda böyle geçtikten sonra artık şehir merkezine devam edeceğiz. Evet, evraklarımızı aldık. Hemen havaalanının yan tarafında araba park istasyonu var arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi bu şekilde dizilmiş. Hangi aracın neresinde hasar olduğunu sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Daha önce Avrupa'da birçok yerde kontrol ederlerdi, bakarlardı. Hani arabanın neresinde ne var diye bakarlardı ama burada sizi kontrol etmesi gerekiyor ufak tefek şeylere. Sonrasında siz bunu inceleyeceksiniz. Eğer bir sıkıntı varsa dönüşte ona göre sizden bunun kesintisini yaparlar. Şu anda aldığımız araba bu arkadaşlar. 3000 liralık arabadan bahsediyorum 10 gün boyunca. Ve bu şekilde alıp sonra buraya yine teslim edeceğiz. Tübingen'den merhaba arkadaşlar. Almanya'daki rotalarımıza başladık. İlk olarak da üniversite şehri olarak bilinen çikolatalarıyla da ünlü Tübingen şehrindeyiz. Stuttgart'tan 30-35 km uzaklıkta burada 3 tane şehir var arkadaşlar. Tübingen, Rettungen ve Rettumlottenburg-Neckar diye geçiyor. Benim telaffuzum yanlışlık olabilir, affola. Bu Tübingen'de üniversite şehri. Eski bir gördüğünüz gibi arkamda bulunan kısım, yani Neckar diyorlar buna. Nehir kenarındaki dizilmiş evleriyle ünlü bir yer. Eski bölgedeyiz. Öyle çok aman aman müzeler, kiliseler yok ama çok güzel bir dokusu var, ambiyansı var. İşte şu anda da o sokakların başında videoya başlıyorum. Bugün size 3 tane şirin kasabayı ve bir muhteşem şatoyu anlatacağım arkadaşlar. O yüzden bu video alternatif rota arayanlar için güzel bir rehber olacaktır. Hadi bakalım başlayalım. Ve şimdi Tübingen sokaklarında gezmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ambiyansı var oranın. Şu anda arkamda gördüğünüz evler Tübingen'in Old Town, yani eski bölgesi. Burada sokaklarda harika evler var, güzel kafeler, işte restoranlar var ama şu anda daha sabahın erken saatlerinde olduğu için çok fazla insan yok sokaklarda. Buranın da meydanında da yine küçük bir Noel pazarı kuruluyor ama asıl olay Rettungen'de, öğleden sonra gideceğimiz yerde. Şu anda da dediğim gibi buradaki ana kilisenin olduğu meydana ve nehir kenarındaki meşhur evleri çektikten sonra diğer kasabaya doğru yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Tübingen'in meydanındaki Stiftskirche, yani kirç, doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama kilise demek arkadaşlar. Bu merkezdeki en büyük kilise de burası, arkamda gördüğünüz kısım. 1470 yılında yapılmış gotik bir kilise, gotik bir mimarisi var ve protestan kilisesi olarak geçiyor. Şu anda çok şirin bir meydandayız. Tübingen'in işte kalbi dediğimiz yerler. Almanya'da bizdeki Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Sabah öyle çok erken başlamıyor çalışma hayatı. 9-10 gibi artık yavaş yavaş mekanlar açılmaya başlanıyor. Ama asıl olay öğleden sonra ya da akşam saatlerinde buralar çok kalabalıklaşıyor. Şimdi artık şehrin diğer sokaklarına doğru devam ediyoruz. Ve bu kasabadaki en güzel bölgeye geldik arkadaşlar. İşte arkamda gördüğünüz bu nehir boyu evleri Neckar, yani nehir demek. Brick mesela köprü demek. Neckar Brück'te işte köprü, nehir kıyısındaki köprü demek. Bunu çok görüyorsunuz haritalarda. Tübingen'de de, Rettungen'de de bir Tübingen yazar, bir de Tübingen Neckar'da yazar. Neckar'da gördüğünüz zaman da işte böyle bir manzara ile karşılaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şu an sonbaharın muhteşem renkleri var arkamda arkadaşlar. Rengarenk evler. Birazdan burada çok güzel videolar çekeceğim Instagram için. Huzur dolu bir yer. Bakın görüyorsunuz evlerin altından böyle güzel kanallar çıkıyor bu güzel mekana. Ve sonra da şu yürüyüş yolunda park boyunca gezebiliyorsunuz. Yağışlı ama hiç rahatsız etmiyor hava. Bunu söylemek istiyorum. Böyle. Şimdi artık buradan sonraki rotamızda dediğim gibi Rettungen olacak. Evet, şimdi
odanın içine geldik arkadaşlar. Ben daha önce de Köln'de kalmıştım yine bu otelin diğer şubesi olan Concept Otel'de. Gördüğünüz gibi bir nevi aslında burası biraz daha farklı bir formatta Köln'e göre. Ne var? İşte bir mutfağı var, oturma odası var güzel bir şekilde. Bize güzel de bir hediye bırakmışlar sağ olsunlar. İnceleyeceğim birazdan ne olduğunu. Dediğim gibi çok değişik bir konsepti var. Kesinlikle ve kesinlikle kimsenin muhatap değilsiniz. Tamamen elektronik bir sistem var. Kartınızla, bir telefonunuza gelen anahtarla ilerliyorsunuz. Sistemi de zaten girerken görmüştünüz. Bu tarz otellerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bakalım biz de bir deneyim daha yaşadık. Tübingen'deki Concept Otel ailesiyle tekrar çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Artık keyfimize bakıp dinlenme zamanı. Ve sıradaki durağımız arkadaşlar Babenhausen köyü. Burası Tübingen merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklığında. Çok şirin bir köy. Tipik Alman mimarisi evleriyle dolu dolu bir yer. Ama buranın en önemli özelliği arkamda gördüğünüz 1182 yılında Alman kralı 1. Rudolf tarafından yaptırılan Babenhausen Manastırı. Ama tabii ki sonraki yıllarda 1900'lü yıllarda artık burası krallar tarafından av köşkü olarak kullanılmış. Şimdi içeriye girelim ve ben size biraz daha detaylı birkaç bilgi daha vereceğim. Burası bir kompleks yapı arkadaşlar. Karşıda çok güzel bir astronomik saat de var karşıda gördüğünüz gibi. Şu anda da manastırın iç kısımlarına doğru geliyoruz. Tamamen bir manastır olduğunu zaten her açıdan anlayabiliyorsunuz. Sağda solda çeşitli dinsel figürler ve kraliyet ailesine ait figürler var. Burada hani şu anda muhtemelen din adamları yaşıyor. O yüzden çok fazla detaylı çekemiyorum. Bakın tamamen Alman mimarisinin en güzel örneklerini burada görebiliyorsunuz. Şimdi arkamda gördüğünüz kilise de bu Babenhausen Manastırı'nın en önemli noktası. Az önce de görüntülerde gördüğünüz birçok dini mekanı barındıran bir yer. Burası Württemberg'in son kralı 2. Wilhelm'in sürgün edildiği köy aslında. 1918'de buraya sürgün ediliyor 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. 1921'e kadar da burada yaşıyor ve burada ölüyor. Eşi Charlotte da 1942'ye kadar burada yaşamaya devam ediyor. O yüzden Almanlar için de hem tarihi açıdan hem de dini açıdan önemli bir noktadayız. Artık buradan sonra da Rettlingen'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Muhteşem bir yere geldik ama o kadar kötü bir zamanda geldik ki arkadaşlar şu anda Liechtenstein Kalesi'ndeyiz. Bu Liechtenstein ülkesiyle karıştırılmasın. Orada çok güzel şatolar var ama hatta oradaki şatolardan esinlenerek, oradakilerin büyüsüne kapılarak aslında yapılmış bir yerdeyiz. Şu anda artık biz daha az önce Babenhausen'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 30 kilometre sonra buraya geldik. Arkamda gördüğünüz, şöyle çevireyim. Arkamda gördüğünüz Liechtenstein Kalesi 1840'lı yıllarda yapılmış. Öyle çok eski bir ortaçağ şatosu değil. Witherham Dükü William tarafından yaptırılmış. Onun bu romantizm akımına ve gotik mimari olan aşkıyla yapılmış bir yerdeyiz şu anda. Sisler olmasa belki ara görüntüleri bulmaya çalışacağım. Belki de şu anda görüyorsunuz görüntüleri. İnanılmaz yüksek bir noktadayız arkadaşlar. Tamamen uçurumun kenarında bir peri masalı edasıyla bir şato inşa edilmiş. Buraya giriş bahçesindeki diğer yapılarla birlikte. Bakın arkamda birkaç tane daha bu şatoya ait yapı var. 4 euroya gezebiliyorsunuz. 2021 itibariyle. Gerçi burada enflasyon yok. Muhtemelen yıllar sonra yine 4 eurodur. Ama ben işte rehberle bu şatonun içerisinde gezmek istiyorum diyorsanız o da 10 euro ödemek zorundasınız. Biz zaten aldığım duyumlarda içeride çok bir şey olmadığını öğrendim. Biraz fresklar, birkaç tane heykel varmış içeride o kadar. Asıl olay dışarıdan buranın fotoğraflanması. Biraz daha bekleyeceğim. Güzel bir fotoğrafını çektikten sonra da buradan artık Rettlingen kasabasına sonunda gideceğim arkadaşlar. Rettlingen'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sonraki durağımdayım. Tübingen'den sonra aslında en büyük şehirlerden bir tanesi de burası.
Arkamda gördüğünüz olan bu muhteşem Marian Kilisesi de bu Württemberg eyaletindeki en büyük kiliselerden bir tanesi. 1200'lü yıllardan beridir dimdik ayakta ve en üstünde 71 metrelik bu kulenin de en üstünde altın bir melek heykeli var. Şu anda maalesef son zamanlarda hep başımıza gelen olaylarda olduğu gibi yine restorasyonda bir kule. İçeriye girebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok ama kuleye çıkmak şu anda kapalı olsa da ücretli. Onu söylemek isterim ama muhteşem bir şehir görüntüsü var. Asıl bu gezimizin amaçlarından biri olan Noel pazarları gezisi için de burası doğru nokta. Şu anda biz bir gün erken geldik ama yarın itibariyle önümüzdeki daha doğrusu 25'i itibariyle her Kasım ayının bu arkamda gördüğünüz kilisenin etrafında Noel pazarları kuruluyor. Noel pazarları konseptini az çok biliyorsunuzdur artık. Şehrin en renklini, yılın en güzel zamanı oluyor o şehirler için. Bütün yiyecek içecek standları, sıcak şaraplar, sosisler, atlı karıncalar, işte oyuncaklar ne isterseniz bu bölgede bir ay boyunca hizmet verip bizim bir nevi Ramazan ayımızdaki şenliklerin havası Noel kasabalarında oluyor. Röttlingen de Almanya'daki en ünlü kasabalardan bir tanesi. Şimdi gezilecek olan yerlere devam edelim. Sırada dünyanın en dar caddesi var. Şimdi Röttlingen'de çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Dünyanın en dar caddesinin bulunduğu kasaba diyelim buraya. Arkamda görüyorsunuz şöyle tabelasını da asmışlar. 40 santime kadar daralan bir yerdeyiz şu anda. Yani bunu bile turistik mekan haline getirmişler. Bir cazibe merkezi haline getirmişler ama gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim. Cadde deyince tabii çok böyle büyük bir şey beklemeyin. Ama böyle bir geçmeye çalışalım. Ama söylüyorum kilosu olanlar dikkat etsin arkadaşlar. Sıkışabilirsiniz. Birçok insan sıkışıyormuş her sene burada. Bakın bu şekilde yürüdükten sonra çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dünyanın en dar caddesinden de geçmiş olduk. Gezerken çok güzel bir heykel gördük arkadaşlar. Röttlingen'deki bütün el sanatlarını ya da eski meslekleri tek tek bu şekilde bakır işlemelerle göstermişler. Gerçekten çok yaratıcı. Bu tarz şeyleri biz de görmek istiyoruz. Yani malum ülkemizde heykellerle ilgili çok ciddi bir sorun var. Ama buradaki bütün zanaatı görebiliyorsunuz arkadaşlar tek bir yerde. Röttlingen'de görmeniz gereken ilk mekan arkadaşlar Heimatmuseum. Arkamda gördüğünüz bu tarihi yapı Röttlingen'deki en eski Alman mimarlı evlerden bir tanesi arkadaşlar. Alttaki gördüğünüz şu taş kısımlar 1200'lü yıllardan, üstteki ahşap kısımlar da 1500'lü yıllardan kalma. Bu Röttlingen'in ve Almanya'nın tarihiyle ilgili birçok şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ayrıca alttaki katında da, yani alttan ikinci katında da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak var. Yine bu şehrin Naziler dönemindeki durumunu anlatıyor. Oradaki insanların yaşadıklarını anlatıyor müze. Ya kısacası şehrin kimliği bu müze arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bu güzel kasaba hakkındaki bütün bilgileri elde edebilirsiniz. Röttlingen'de görmeniz gereken bir diğer mekan arkadaşlar Tübingen Tor. Tübingen kapısı. Röttlingen eskiden 7 tane kuleye sahipmiş arkadaşlar. Şehrin dört bir yanında aslında surlar varmış. Ve bu şekilde de gözlem kuleleri varmış 7 adet. Ama şu anda 2 tane tek ayakta kalmış. Bu da en ünlülerinden bir tanesi. Daha sonra en ünlüsü. Tübingen Tor adı üzerine Tübingen şehrine doğru çıkan kapı. Yani eski mesela Diyarbakır'ı da hatırlarsınız ki Urfa kapı, Urfa'ya çıkan kapı. İşte Dağ kapı ya da diğer Mardin kapı, Mardin'e çıkan kapı gibiydi. Burada da işte bu eskiden buradan Tübingen tarafına doğru yol alabiliyorlarmış. Gece bekçileri burada bu 7 kulenin de 4 tanesinde gece bekçileri duruyormuş. Hemen arkamdaki kule 1700'lü yıllarda muhafızlardan birinin çıkardığı yangın sonucu yanmış ama sonradan tekrar yapılmış. Geçmişte 1200'lü yıllara kadar dayanıyor. Onu da söylemek istedim. Röttlingen'de görmeniz gereken bir diğer mekan da Tübingen Tor. Her Avrupa şehrinde olduğu gibi buranın da çok önemli bir meydanı var arkadaşlar. Şu anda bulunduğum kısım Rathaus. Daha önce de bunu söylemiştim. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde bu kelimeyi çok duyacaksınız. Çünkü şehrin ana kalbinin attığı meydanı Rathaus oluyor. Genellikle orada bir belediye binası oluyor. Şu anda da bu bulunduğum kısım 1128 yılından beridir. Röttlingen'in kalbi, bütün pazarların kurulduğu, her cumartesi günü çok büyük bir alışveriş hareketliliğin yaşandığı, arkamda gördüğünüz 2. Maximilian yani Roma'nın kutsal kralı 2. Maximilian'ın havuzunun olduğu ve hemen onun arkasında 1700 yılında bir yangında tamamen kül olup taşlarının kaldığı ve sonradan tekrar inşa edilen belediye binası. Burada yine o yıllardan kalan bir tane de hastane binası var. Bu diğer meydanlara göre daha böyle bir yeni meydan. Asıl olay zaten az önce gösterdiğim Marienkirche yani Marian Kilisesi'nin olduğu kısımdı. Burası biraz daha şehrin genel olarak hareketli olduğu kısımlardan bir tanesi. Şimdi artık Röttlingen'e burada bitireceğim. Çünkü çok güzel bir gün geçirdik.
size 3 tane kasabayı, 1 tane şahane bir şatoyu ve son olarak da çok güzel bir manastır anlatmıştım. Bu mekanların hepsini listenize dahil edebilirsiniz. Aşağı yukarı benim yaptığım gibi sabah saat 9'a çıkıp, kış olmasına rağmen hava çok erken kararıyor. Saat 4 civarında ben bunların hepsini bitirdim. Siz de bu küçük rotayı yapabilirsiniz. Farklı bir alternatif olacaktır. Stuttgart'a buralarda çok yakın olduğu için Stuttgart'a gelmişken bunları denemenizi tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuz Stuttgart ve Esslingen olacak. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.